Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bu ayki gelen Baronların Savaşı'nın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Destansı bölümü oynayacağız. Bir turu daha evvelden atmıştım ben. Son bir turu kalmıştı. Onu da sizle birlikte atacağız. Bossumuzda Hulk Ragnarok var. Şöyle ekibimize alev adamı alacağız. Yol üzerinde iki tane mistiğimiz var. Aslında bu şekilde devam edelim. Yeni korosumuzda da 565 korosumuzda da birkaç kafa koparabiliriz yol üzerinde. Ama ona uygun rakipler fazla yok bu macerada ama işte bakalım. Evvela buraya kimle girsek? Buraya Blade'le mi? Evet, Blade'le girelim buraya. Saldırı ekibim gerçekten müthiş oldu arkadaşlar. Yani bundan sonra böyle sağlıkla basalım. Atmıyor yani, namussuza bak ya. L3'ümüzü patlatalım bakalım ne olacak. Bilekte de pek fazla oynayamıyorum arkadaşlar yani. Özellikle kanama zehrim açık olduğu için. Neyse. Riske girmeye gerek yok. Ölmez mi ölmez, başımıza iş almayan bir L3 yeriz. Sakin oynadık mı çok kolay oluyor da işte bazen heyecana kapılabiliyoruz yani bu oyunda. Burada Karadul geliyor. İşte buna Korvus'ta girebiliriz. Bir tane de yük alırız yani beleşten. Hem Korvus'ta da yavaş yavaş ısınırız yani artık. 5. sahneye de yüzlemeye başlayacağım. Bu ayki maceraları bitirdikten sonra lan ne oluyor be, sakin. Vay. Yavrum benim be. Lan 5 yıldızın gücü ya. Var ya, ortadan ikiye bölüyor. Geldik Abomination'a. Bu da zehir verdiği için buna da Kaptan Marvel'la giriyoruz. Köşeye sıkıştıracaksın. Ağzını burnunu kıracaksın ya. Bir siper daha gel lan. Gelmedi. Bir tane L3 atarak üzerimizdeki enerji yüklerimizi de 19'a çıkarmış olacağız. L3 attığımızda 10 tane enerji yükü birden alıyoruz. Eğer siper atarsak da 2 tane veriyor. Eşya kullanmadan, bir şey yapmadan rahat rahat ilerliyoruz ya. Vallahi arkadaşlar, eskiden ha böyle destansı bölümleri oynamak gerçekten ızdıraptı da. İşte demek ki karakter olduğu zaman çok rahat oluyormuş. Nova alemimizi de açalım. Bunu hiç rotarsız geçelim yani. Bu Manting gerçekten sıkıntılı bir hero.
Aslında bir fantezi yapayım. Hiç vurmayacağım. Bakalım ne yapacak o bize. Kendi kendini öldürecek mi? Öldürdü. Böyle fantazileri seviyorum yani. Bazen bırakıyorum rakip. Bakalım ne yapacak diye. Özellikle böyle karakterlerle oynadığım zaman. Karşı tarafa böyle yüksek hasar veren. Archangel falan. Böyle nörotoksin falan verdiği zaman bekliyorum ya. Bakayım kendi kendine ölsün diye. Yani o çok zevkli oluyor yani. Venom Pool'a da Corvus'ta girelim. Artık bir yükümüz var bakalım. Hem bu arada test etmiş oluyoruz hani. 5. saniyede bitirdiğim vakit inşallah bir tane oradan bize bir kozmik diriltme gelirse direkt buna basacağız. Şuraya bak ya, hiç ne kadar zaman öldürdüğümüzü farkında bile değiliz yani. Şu ekibe bakın arkadaşlar ya, hepsi birbirinden güzel. Kaptan Marvel olsun, Corvus, Blade, Warlock, Alev Adam. Yani hepsi birbirinden enfes yani. Şuraya bak. Beşli komboda 20K çıkartıyoruz yani direkt. Bir tane de L1 atalım. Beşli komboda 6, 6, 3, 3 küsuratı da var. 20K falan yapıyor. Yani şöyle bir L1 attığımız zaman arkadaşlar 70K hasar veriyoruz yani direkt. Bu hesaplar çok önemli mesela savaşlarda. Rakibinizin sağlığına bakıyorsunuz. Kendi hero'nuzun verdiği hasara bakarak nerede nasıl bir saldırı kullanacağınız önemli yani. L1'inizi ayarlamaz mesela. L1'in hele geri tepme oynuyorsanız yani, ben ustalıklar açık olduğu için yani bunlar çok önemli yani. Hasar hesaplamak çok önemli. Mesela %10'da adamın sağlığı %10 kaldığı vakit L1 atarsanız ne kadar gider? Ne kadar kalır? Ölür mü, ölmez mi? Geri tepme hasar yememek önemli yani. Buraya da Warlock'la gireceğiz. Çünkü bu iyileşme etkisi açıyor yani Hulk Ragnarok belli bir seviyenin altına geldiği zaman. Warlock'la bunu etkisiz hale getireceğiz diye ümit ediyoruz. Bir rezillik yaşamazsak. Şöyle bir ağır saldırı. Lan. Bak ya. Lan. Bir L2 atalım da gidelim bari ya. Hacı abi sen neler yapıyorsun ya? Baksana ya, durdurulmaz oluyor ya çakal. Allah'tan virüs bulaştırdık da neyse ya. Normalde tekte de alabilirim de yani. Olmadı. Yapacak da bir şey yok. Sıkıntı yok. Bu kadar. Buradan arkadaşlar şey de geliyor mesela, bu özgünlük taşları da müthiş yani. 5 tane 10 tane özgünlük taşı geliyor. Yani 2 hafta içinde 20 tane özgünlük taşı almış olduk. Destansı bölümümüzü de bu şekilde bitirdik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar.